5 dakika dahilten herkese merhaba. Ayşe Çelik. Kamuoyu Ayşe Çelik'i Ayşe Öğretmen olarak tanıyor. Ayşe Öğretmen yaklaşık 2,5 yıl önce Beyaz Şov'a telefonla bağlanarak çocuklar ölmesin dedi. Programı yapan Beyaz, Ayşe Çelik'in sözlerini alkışladı, stüdyodakileri alkışlattı. Ayşe Çelik burada mesajını açık biçimde verdi. Tek derdi zaten çocukların zarar görmemesiydi. 2,5 yıl önce Güneydoğu'nun birçok il ve ilçesinde devam eden hendek operasyonları sırasında vermişti bu mesajı. Ancak o kadar hassastı ki kamuoyu, daha doğrusu devlet ve siyaset, Ayşe Çelik'in bu sadece ve sadece çocukların zarar görmemesi dileğini bile suç saydılar. Hem program yapımcısı hem de Ayşe Çelik soruşturmaya uğradı. Program yapımcısı olan Beyaz ertesi gün gitti ve canlı bağlantısında ne dendiğini tam olarak anlayamadığını anlattı. Hakkında işlem yapılmadan dosyası kapandı. Ayşe Çelik ise o kadar şanslı değildi. Önce mesleğinden oldu. Ücretli öğretmenlik yapıyordu. Ücretli öğretmenlikle ilgili sözleşmesi feshedildi. Ayşe Çelik hakkında soruşturma açıldı. O kadar hassastı ki yargı, çok hızlı biçimde soruşturmayı bitirdi, iddianameye dönüştürdü. Yargılamada büyük hızla bitirildi. Ayşe Çelik bir yıla aşkın bir hapis cezasına mahkum edildi ve hakkındaki bu ceza ertelenmedi. Çünkü sözleri yargıya göre çok ağırdı. Ayşe Çelik bu süreçte avukatları aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi ceza almasından hemen sonra dosyayı görüşmesi gerekirken bekletti. Ayşe Çelik'in cezaevine girmesi gerekiyordu ancak o sırada hamileydi. İnfaz durdurma talebinde bulunuldu, yargı kabul etti. Ancak Anayasa Mahkemesi bu infaz durdurma sürecinde de Ayşe Çelik'in dosyasını görüşmedi. Ayşe Öğretmen bir süre sonra bebeğini dünyaya getirdi. Yeniden cezaevine girmesi söz konusu oldu. Ancak yeniden infaz durdurma istedi ve yine kabul edildi. Ama Anayasa Mahkemesi bütün kamuoyu baskısına rağmen Ayşe Çelik'in dosyasını yine gündeme almadı. Neden gündeme almadığına dair hiçbir bilgi yok. Ayşe Öğretmen bir süre sonra cezaevine girdi. Cezaevine girdikten kısa bir süre sonra, ama yaklaşık 2,5 yıl sonra Anayasa Mahkemesi dosyasını gündeme aldı. Hak ihlaline uğradığına karar verdi. Ayşe Öğretmen'in sözleri ifade özgürlüğü kapsamındaydı. Zaten en baştan beri bunu savunanların söylediğini Anayasa Mahkemesi ancak yıllar sonra söyleyebilmişti. Bu süreçte Ayşe Öğretmen mesleğinden edildi, yargılandı, cezaevine girdi, bebeğini büyük bir stres içinde dünyaya getirdi ve bebeğinden ayrı düştü. Şimdi muhtemelen tazminat davasıyla haklarını aramaya çalışacak. Ancak bir tazminata hükmedilse bile geçen zamanın, olan bitenin, yaşadıklarının bir telafisi yok. Telafisi olmayan bir başka olay Gezi davası. Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu uzun zamandır tutukluydu ve pazartesi günü ilk kez hakim karşısına çıktılar. 16 sanıklı Gezi davasında sanıkların tamamı için ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor. Bir bölüm gazeteci, sinemacı, aktör, aktris yurt dışındalar ve henüz ifade vermediler. Osman Kavala ile Yiğit Aksakoğlu ise tutuklu olarak yargılanıyordu. Osman Kavala aylar süren bu tutukluluğundan sonra ilk kez kendisini savunma imkanı buldu. Ancak neyi savunacağını bilmez haldeydi. Çünkü iddianame aslında hiçbir araya gelmediği, hiçbir yerde görüşmediği, hiçbir telefon kaydının olmadığı insanlarla Gezi'yi finanse ettiği, Gezi'yi organize ettiği iddiasına dayanıyordu. İddianameye göre Soros'un emriyle Osman Kavala Otpor'la bağlantı kurmuştu, Gezi'yi finanse edip Türkiye geneline yayılmasını sağlamıştı. İddianamede buna ilişkin kanıt olmadığı için Osman Kavala hangi kanıtı çürüteceğini bilemeden savunma yaptı. Birkaç tane telefon görüşmesinden ibaret kanıtlar var dosyada. Bunlardan bir tanesi işte Gezi Parkı'na poğaça, sandalye götürülmesi vesaire. Finansör olmasına bu poğaça ve sandalyeler kanıt gösteriliyor. Ancak Osman Kavala bunu Gezi'ye katılan herkes gibi kendisinin de yaptığını anlatmakla yetindi. Diğer sanıklar da savunma yaptılar ve bütün savunmalar aslında benzerdi. Hiç çekilmemiş bir belgeseli neden çekmediğini savunmak zorunda kaldı mesela sanıklardan Çiğdem Mater. Duruşma sonunda, iki gün süren duruşma sonunda Yiğit Aksakoğlu özgürlüğüne kavuştu ve cezaevinden çıktıktan sonraki ilk sözü Osman Bey için üzüldüğü oldu. Çünkü boşuna yattığını biliyordu. Osman Kavala ise 2'ye karşı 1 oyla, oy çokluğuyla yine tutuklu kaldı. Ev hapsinde bu süreyi geçirmesi, yargılama sürecini geçirmesi talebi bile kabul edilmedi. Neden yargılandığı, neden tutuklandığı çok anlaşılmaz. Ancak mahkemenin tavrı gösteriyor ki Kavala'nın hukuk mücadelesi uzun bir süre devam edecek.
Umuyorum ki önümüzdeki haftalarda benzer hak ihlallerinin yaşanmadığı, yargının telafi imkanı olmayan uygulamalara imza atmadığı günler olur. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.